Bu ekranda gördüğünüz güzel kızın adı Esila. Esila, gün geçtikçe kaslarını kaybediyor ve artık sürekli hastaneye gidiyor. Esila bir SMA hastası. Elinden hep birlikte tutarsak, bütün acılarına son verebiliriz. Siz, gönlü güzel insanlar, elinden tutarsanız, yüzündeki bu gülücükler devam edecek. Kanalımızın SMA başlıklı videolarını izleyerek ve izleterek Esila'ya destek olur musunuz? Seni yüreğim değil, ben seçtim. Bölüm 7. Bu gece onun için uzun olacak gibiydi. Eve gelen Min hızlı odasına çıkarak üzerini değiştirmiş ve çalışma odasına giderek birikmiş olan işlerine odaklanmıştı. Birkaç gündür doğru düzgün işlerle ilgilenememişti. Min bu duruma şaşırıyordu. Oysa ki onun isteği düğünden sonra hemen işleriyle meşgul olmak ve daha da çok çalışmaktı. Bu şekilde Sahil'le fazla zaman geçiremeyecekti. Hiçbir şey planladığı gibi gitmiyordu. Evlendiği günden beri her anını Sahil'le geçirmişti. Eline dosyaları alarak karıştırmaya başlamış ancak hiçbir şeye odaklanamamıştı. İçinden sürekli acaba iyi midir diye geçirmeden edemiyor. Sonra yine kendi kendine saçmalama Min. Abartılacak bir durumu yok işte diyordu. Yine de kendini işe veremiyordu. Yerinden kalkarak mutfağa geçen Min, Mina'nın şaşkın bakışları arasında kendine kahve yaparak odasına çıkmış, büyük pencerenin kenarına dayanarak bahçe kapısını gözetliyordu. Sahi ise uzun zamandır görmediği Sivon'la hasret gideriyordu. Bu sırada eski evine gitmek isteyen Sahi, Sivon'dan kendisini amcası Bongji'ye bırakmasını istemişti. Evine vardıklarında amcası onları birlikte kapıda görünce şaşırmıştı. İkisi de neşeli bir şekilde eve girerken Sai'nin aklından Min'i arayarak izin mi istesem diye geçiriyordu. Ama bunun doğru olmadığını düşünerek birkaç saat sonra Sivon'un kendini evine bırakmasını istemişti. Sivon havalandan kiraladığı arabasını atlayarak Sai ile yol boyu şakalaşarak malikanenin büyük kapısından içeriye giriş yapmıştı. Sahi ise gülerek arabadan inince Sivon'a içeri geçmesi için ısrar ediyordu. Olanları pencereden izleyen Min'in içini anlayamadığı bir öfke kaplamıştı. Kapıda bir süre daha konuşan ikili Sivon'un gülerek arabaya binmesiyle Sahi de eve girmişti. Mina Sahi'nin kolunu görünce telaşlansa da iyi olduğunu söyleyerek odasına çıkmıştı. Üzerini değiştiren genç kız giydiği rahat pijama takımıyla mutfağa inmiş ve kendine kahve yapmak istemişti. Kahvesini yaparken odada iç içini yiyen Min aşağıya inerek Sai'nin mutfakta olduğundan habersiz, loş ortamda mutfağa girmişti. Dikkatli bir şekilde tek eliyle kahve yapmaya çalışan Sai'yi görünce gülümsemişti. Bir süre Min'den habersiz söylenerek kahvesini yapan Sai arkasını döndüğünde kendisine bakan adamı görünce korkmuştu. Derin bir nefes alan genç kız elini prize uzatarak diğer ışıkları da yakmıştı. Min ise az önceki gülümsemeyi yüzünden silerek gayet ciddi bir havayla konuştu. ''Korktun mu? Burada olduğunuzu bilmiyordum.'' dedi. ''Sorun değil, kendime kahve yapıyordum. Sen de ister misin?'' dediğinde genç adam kızın koluna bakarak yüzünü asmıştı. ''Mina'dan isteyebilirdin, kendini yormamalısın.'' ''Evet ama o dinleniyor.'' ''Sırf kahve yüzünden onu kaldıramazdım. Ayrıca kendim yapabilirim.'' Ben yaparım, sen otur. Min, Sai'yi tezgahtaki bar tipi oturacağı oturtarak Sai'nin şaşkın bakışları arasında kahve yapmaya başlamıştı. Sai ise işini özenle yapan adamı dikkatle izliyordu. Son birkaç gündür hiçbir şeye odaklanamayan Min, ilk kez kahve yaparken her şeyi unutmuştu. Son aşamaya da geçen kahve çekirdekleri içilmeye hazır olduğundan fincana döktüğü kahvelerle başını gülümseyerek Sai'ye kaldırınca genç kızın dalgın bir şekilde kendisini izlediğini görmüştü. Sai onun dönmesiyle kendine gelirken ortamın havasını değiştirmek için hemen konuşmuştu.
Wow, gerçekten her işte çok dikkatli davranıyorsun. Birkaç dakikada yapılabilecek bir kahveyi 20 dakikada yapan ilk kişisin dediğinde Min Sain'in sözlerine gülerek karşılık vermişti. O birkaç dakikalık kahve ile bu kahvenin tadı aynı değil. Buyur dene bakalım, beğenecek misin? Sai Min'in önüne koyduğu kahveye dikkatle bakarak elini almış ve bir yudum içmişti. Genç adam duraksayan Sai'ye dikkatle ne düşündüğünü anlamak için bakarken bir gurmeden puan alacak yarışmacı gibi merakla bekliyordu. Sai ise ikinci yudumunda gözlerini kapatarak kahvenin dumanını içine çekerken Min de geçtiğini anlayarak gülümsemişti. Bunun tadı çok güzel. Bence bir kahve dükkanı açmalısın. Min kızın sözlerine gülerek başını iki yana salladı. Teşekkür ederim. Beğenmene sevindim. Beğenmek mi? Bu kahve harika. Şimdi neden o kadar uzun zaman aldığını anlayabiliyorum. Kahveni içtikten sonra dinlenmelisin. Bugün yorulmuş olmalısın. Evet, çok yorucuydu. Teşekkür ederim. Niçin? Kahve için. Bir gün bana da yapmasını öğretirsen sevinirim dediğinde Min bir an duraksamıştı. Uzun zamandır hatırlamak istemediği kişiyi hatırlatmıştı bu söz ona. Hayda Min'den kendisine kahve yapmasını öğretmesini istemişti. Min'in durgunluğunu anlayan Sai, yanlış bir şey mi söyledim dedi. Ah hayır, bir ara zamanım olursa gösterebilirim. Ben yatıyorum, bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden isteyebilirsin. Teşekkürler, isterim. Min hızla mutfaktan çıkarak odasına gitmiş ve kendini yatağının üzerine bırakarak yan dönmüştü. Aklında hala Sai'nin kahve için söylediği vardı. Hai'nin gitmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala onu düşünmekten kendini alamıyordu. Belki de tam anlamıyla bir bitirme yaşamadıkları içindi. Yarım kalan aşkların verdiği en büyük acıydı belki de geride gideni beklemek. Min hala bekliyor muydu? Bunu kendisi bile bilmiyordu. Sadece Hai'nin bir gün çıkıp gelmesiyle ne yapacağını düşünmeden kendini alamıyordu. Ne de olsa Hai, Min'in ilk aşkıydı. Saatler geçmesine rağmen hala uyuyamayan genç adam Sai'yi merak ederek yerinden kalkmış ve genç kızın odasının kapısını çalmıştı. Sai'nin kolu aşırı derecede ağrıyordu ama kapının çalmasıyla ağrısını gizlemeye çalışan Sai, içeriye giren Min'e bakarken Min bakışlarındaki acıyı görebiliyordu. Sadece merak ettim. Doktor ağrın olabileceğini söylemişti. Ben iyiyim, teşekkürler. İşe gideceksin. Gidip dinlensen iyi olur derken kendini zor tutuyordu. Gerçekten iyi misin? Bana öyle gelmedi de. Ben iyiyim. Beni düşünme Min. Sai bakışlarını Min'den kaçırarak dayanılması zor olan acıya katlanmaya çalışıyordu. Min ise farkına vardığı bu durumu Sai'nin ağzından duymak istiyordu. En azından acısını saklamamasını istemişti. Sai'ye yaklaşarak iyi olduğuna gerçekten emin misin dediğinde Min'in şefkatli bakışlarını gören Sai birden ağlamaya başlayarak Min'in şok olmasıyla gülümsemesine neden olmuştu. Sai hem ağlıyor hem de düşerek kendini yaralamış çocuklar gibi söyleniyordu. Çok acıyor. Anneciğim gerçekten acıyor. Bu acı beni öldürecek. Neden bana öyle bakıyorsun sen? Burnunu yukarı çekerek sağlam eliyle yanağındaki yaşı silerek devam etmişti. Neden bana öyle bakıyorsun? Daha önce ağlayan birini görmedin mi? Min ise şaşkınlıkla Sai'nin değişken hallerini izliyordu. Karşısında çocuk gibi ağlamayı sürdüren Sai'ye yaklaşarak yatağının kenarına oturmuştu. Eliyle yanağındaki yaşları silerek kendini gülmemek için zor tutmasına rağmen küçük çocuk sever edasıyla ''Çok mu acıyor? Söyle, benden ne yapmamı istersin?'' Sai kendisine gülümseyerek bakan Min'e karşılık ağlamasını daha da arttırmıştı. Elinden şekeri almış çocuk gibi ağlıyordu. ''Çok acıyor. Ben nasıl uyuyacağım şimdi?'' ''Tamam, ilacın nerede?'' ''İlaç mı?'' ''Ah Sivon, seni öldüreceğim. İlaç arabasında kaldı. Çok acıyor.'' ''Tamam, ben sana ağrı kesici bulacağım şimdi. Sakin ol, tamam mı?'' Min hızla mutfağa inerek dolapları karıştırmaya başlamıştı. Şans eseri bulduğu ağrı kesiciyle yukarı çıkan Min, Sai'ye içirdiği ilacın etki etmemesi üzere Sai'ye yardım etmenin yollarını arıyordu. Çalışanları uyandırmayan Min, kendisi ilgilenmeyi tercih etmişti. Sai ise Min'in ilgisine şaşırmıştı. İçinden
neden bu adamı aldatır ki bir kadın diye düşününce içinde bir şeylerin koptuğunu hissetmişti. Ağlamaktan gözünde yaş kalmayan Sari'nin susması için bir şeyler düşünen Min, bir yol bulmalıyım diye düşünüyordu. Neden uyuyamıyorum, uyumak istiyorum dediğinde genç adamın gözleri parlamıştı. Uyumak mı? Evet, uyursan acın biraz hafifleyebilir. Ama bu acıyla nasıl uyumamı bekliyorsun? Min birden gülümseyerek Sai'ye bakınca Sai şaşırmıştı. Min ise belki de dünyada en kolay uyuyan kadınla evlenmenin mutluluğunu ilk kez yaşıyordu. Hızla Sai'nin şaşkın bakışları arasında odadan çıkan Min, aynı hızla elinde küçük bir MP4 çalarla gelmişti. Hadi bakalım uyuyalım biraz. Uyumak mı? Min elindeki kulaklığı Sai'nin kulağına takarak müziği açınca Sai şaşırmıştı. Bu? Evet, senin uyku ilacın. Min gülümserken Sai birden Min'in boynuna sarılınca Min kısa çaplı bir duraksama yaşamıştı. Teşekkür ederim Min. Nedense benim aklıma gelmemişti. Çok teşekkür ederim. Kolları Min'den ayıran Sai, genç adamın şaşkın bakışları arasında hızla yorganın altına girmiş ve kulaklığı tekrar takarak gözlerini kapatmıştı. Min ise oturduğu yataktan kalkarak kızın kendisini duymayacağını bile bile ben artık odama gideyim dedi. Min, evet, ben uyuyana kadar kalabilir misin? Min gülümseyerek hala gözleri kapalı olan Sai'nin yanına oturarak sırtını yatağın kadife başlığına dayamış bir şekilde Sai'ye bakıyordu. Sai ise tam da kendinden beklendiği gibi hemen uyumuştu. Klasik müzik onun için bir kurtarıcı olmuştu. Tabii Min için de. Sabah erken vakitte uyanan Min ilk önce odanın eşyalarının olmadığını görünce hırsız girdiğini düşünmüş. Ancak Sai'nin beline dolanan kolunu fark edince onun yanında uyuyakaldığını anlamıştı. Gülümseyerek uyuyan Sai'ye bakınca acaba hala acısı var mı diye düşünmeden edemiyordu. Ağır hareketlerle yanından ayrılarak odanın kapısını sessiz bir şekilde açmış ve odasına doğru giderken kendisini gören Mina'yı fark etmemişti bile. Esniyerek odasına girdiğinde bütün vücudunu rahatsız bir şekilde uyumasından dolayı ağırdığını hissediyordu. Ilık bir duş aldıktan sonra üzerini değiştirerek iş yerini yolunu tutmuştu. Gün boyu yoğun bir şekilde çalışan Min başını kaşıyacak vakit bulamıyordu. Sai ise öğlene doğru uyanmış, yanı başında duran MP4'ü görünce gülümsemişti. Tam da bu sırada içeri Mina'nın girmesiyle yatağından doğrulmuştu. Nasılsınız efendim? Ben iyiyim Mina. Bay Min gitti mi? Evet, sabaha karşı odanızdan çıkarken gördüm. Sonra da hızla evden ayrıldı. Mina bunu söylerken gülümsüyordu. Sai ise onun uyumadığını düşünerek rahatsız olmuştu. Beni arayan oldu mu? Hayır efendim. Tamam, beni arayan olursa beni uyandır. Tekrar kulaklıklara takarak kendini uykuya vermişti. Acısı çekilecek gibi değildi. Uykuya dalan Sai birkaç saat sonra yatağın sallanmasıyla uyanmıştı. Sion yatağın üzerine çıkarak Sai'yi uyandırmaya çalışıyordu. Gözlerini korkuyla açan genç kız baş ucunda Sion'un zıpladığını görünce sinirden çığlık atmıştı. Ya sen ne yapıyorsun? Seni uyandırmaya çalışıyorum. Kolumu incittiğimi unuttun galiba. Bu nasıl uyandırma? Üzgünüm, nasılsın? Dün gece ne oldu? Sion'un merakla sorular sormasıyla genç kız tek kaşını kaldırarak ona baktı. Ne gibi ne oldu? Min'le aranda canım. Başka ne sorabilirim ben? Hiçbir şey. Sana kızdı mı? Neden bana kızsın ki? Sai soruya anlam verememişti. Kocan olarak sana kızabilirdi. Hayır, aksine bütün gece benimle ilgilendi. Vay, enişte beye bakın siz. Oysa ki dün beni öldürecek gibi bakıyordu. Saçmalama Sion. Aramızda düşündüğün gibi bir ilişki yok dediğinde Sion daha da meraklanmıştı. Peki o zaman neden evlendin? Hala bana bir şey anlatmıyorsun. Daha zaman değil. Öncelikle işe başlamam gerek. İşe mi? Ne işi? Şirkette işe başlayacağım. Min öyle istiyor dediğinde genç adam şüpheyle arkadaşına bakmıştı. Demek kocanın yanında çalışacaksın. Sence bu fazla değil mi? Bunları düşünmek için erken. Senden benim için işlerde amcama yardım etmeni istiyorum. Tamam, burası hiç sorun değil de sen daha ne kadar yatacaksın?
Sivon sayıyı kaldırarak odadan çıkarmıştı. Birlikte kahvaltı yaptıktan sonra sinema odasına geçip komedi filmi izlemeye başladıklarında Mina içeriye girerek onlara içmeleri için sıcak bir şeyler vermişti. Min yoğunluğun arasından gelen Tae ile konuşmaya başlamıştı. Tae'nin Sai'yi sorması üzerine Min birden aklına Sai'nin geceki çocuk gibi ağlamasının gelmesiyle gülümsemişti. Onun gülümsediğini gören Tae şaşırmıştı. Uzun zamandır ilk kez Min'i bu şekilde görüyordu. İşlerini bitirerek eve gitmek için acele etse de oldukça biriken dosyaları bitirmek kolay değildi. Birkaç dosyayı arabasına koyarak akşam evde çalışmayı planlayan Min, aceleyle eve gelmiş ve Mina'dan Sai'nin sinema odasında olduğunu öğrenince yalnız olduğunu düşünerek salonun aralık olan kapısından baktığında Sivon ve Sai'nin film izlediğini görmüştü. İçinde anlayamadığı bir hisle kapıdan girecekken Sai'nin başını Sivon omzuna dayamasıyla içindeki öfke daha da büyümüştü. Oysa ki arkasından gördüğü manzaranın aslı sabahtan akşama kadar kaç tane film izlediklerini unutan ikili yorgunluktan uykuya dalmıştı. Film oynuyor ama izleyen yoktu. Sinirle çalışma odasına giden Min, Mina'nın getirdiği bitki çayını içerken birden Mina'ya "Sivon ne zaman geldi?" diye sordu. "Öğleden sonra geldi efendim." "O zamandan beri burada mı?" "Evet efendim, o zamandan beri sinema odasından çıkmadılar." Min öğrendiğiyle şaşırmıştı. "Ne yani, sabahtan beri film mi izliyorlar?" "Evet efendim." "Peki en son ne izlediklerini biliyor musun?" dediğinde şüphelendiği şeyi öğrenmeye çalışıyordu. "Hani şu sizin en sevdiğiniz film vardı ya, onu efendim." Ama o film, Min susmuştu. İçinden acaba diye geçirmeden edememişti. Hızla sinema salonuna çıkarak yavaşça içeriye girdiğinde Sai ve Simon'un uyuduğunu görmüştü. Gülümseyen Min, Sai'nin dönerek kollarını Sivon'un bedenine dolamasıyla yüzündeki gülümsemeyi hemen silmiş ve Sai'yi yavaş bir hareketle kucağına alarak odasına çıkarmıştı. Usulca yatağına yatırdığı Sai'ye bakan Min'in aklından hala sinema salonunda uyuyan Sivon vardı. Neden ondan rahatsız olduğuna anlam veremese de odasından aldığı örtüyle Sai'nin yokluğuyla koltuğa iyice yayılmış olan Sivon'un üzerine örterken sessiz bir şekilde "Umarım bir gün karşı karşıya gelmeyiz dostum" diyerek dönen filmi kapamış ve kendi odasına çekilmişti. Bir türlü uyuyamayan Min çalışma odasına giderek dosyalara kendini kaptırmıştı. Tam da bu sırada duyduğu ayak sesleriyle kapıyı aralayan Min, Sivon'un Sai'nin odasına çıktığını görmüştü. Bir süre daha çalıştıktan sonra gecenin bu saatinde hala Sai'nin odasından çıkmaması Min'in sinirlenmesine neden olmuştu. Tam olarak neden kızdığını bilmese de Sai'nin kendi evinde başka bir adamla odasında bu kadar uzun süre kalmasını onaylayamıyordu. Hızla yukarı çıkmış, tam Sai'nin odasının kapısını tıklatacakken içeriden gelen kahkaha sesleriyle duraksamıştı. İçindeki tarifsiz öfkeyle odasına doğru geri adım atmıştı. Odasına girdiğinde ise kendine kızarak "Sen ne yapıyorsun Min? Onun ne yaptığından sana ne? Seni sadece gittiğin toplantılarda sergileyeceği davranışlar ilgilendirir." O gece karar vermişti Min. Son zamanlarda iyice karışan hayatını yeniden düzene koyacaktı. Eskisi gibi sürekli işleriyle ilgilenecekti. Zor da olsa uyumayı başaran Min sabah erkenden işe gitmiş ve gece geç saatte eve dönmüştü. Birkaç gün boyunca sürekli evden erken çıkıyor ve geç saatlerde eve geliyordu. Sayısı onun işkolik olduğunu bilse de kendisini arayabilecek kadar zamanı olmadığına inanamıyordu. Sargısı için doktora gittiğinde yine yanında Sivon vardı ve bu işten içe Sai'yi huzursuz ediyordu. İlk zamanlarda Min'in şefkatli davranışlarına alışmıştı. Doktorun yanından Min'in yanına çıkmak için Sivon'u arabaya gönderen Sai, hızlı adımlarla Min'in odasının bulunduğu kata çıkmıştı. Kaç gündür görmediği Min'le karşılaşacağı için heyecanlanmıştı. Odanın önüne geldiğinde sekreterin Min'in toplantıda olduğunu söylemesiyle oradaki koltuğa oturmuştu. Neredeyse 2 saat bekleyen Sai'nin aklına Sivon gelince hızla yerinden kalkarak binadan çıkmıştı. Onun çıkışıyla Min de toplantısını bitirip odasına girmişti. Birkaç dakika sonra içeriye giren sekreter Min'in meraklı bakışları arasında neden geldiğini söylüyordu. Çünkü Min çağırmadan daha önce odasına hiç girmemişti. "Evet, bir sorun mu var?" "Efendim, eşiniz buradaydı."
Min duyduklarıyla heyecanlanmıştı. Genç kızın şirkete gelebileceğini hiç düşünmemişti. Saya buraya mı geldi? Evet efendim, siz toplantıdaydınız ve sizi 2 saat beklettikten sonra aceleyle çıktı. 2 saat mi? Evet, uzun bir süre bekledi. Min şaşkındı. Sayın'ın iş yerine geleceğini tahmin etmemişti. Onu bir haftadır görmüyordu. Zaten Sayı görmemek için değil miydi bütün çabaları? Ama Sayı onu görmeye gelmişti ve bu onun içini tarif edilmez bir heyecanla kaplamasını sağlamaya yetmişti. Eve gidip Sayı'yı görmek istiyordu. Farkına varmasa da Sayı ona iyi geliyordu. Bütün düşüncelerinden onun yanındayken kurtulabiliyordu. Odasının kapısına yaklaştığındaysa çalan telefon felaket tellallığı yapar gibi ısrarla çalıyordu. Elindeki telefona bakan Min tanımadığı bu numarayı açmak istemiyor. Ancak o kadar ısrarla çalmasına karşılık eli tuşa gitmiş ve kulağına dayattığı ahizeden gelen sesle bütün bedenin yandığını hissetmişti. Söyleyecek o kadar şey varken hiçbir şey söyleyemiyordu. Sadece gelen ses beyninde yankılanıyordu. Kalbinin sıkıştığını hissetmişti. Sadece kulağında yankılanan sesi duyuyordu. Duyduğu sözlerle altı üst olan Min telefonu kapatmış ve dalgın bir şekilde iş yerinden çıkmıştı. Kafasını dağıtmak için arabasını almayarak biraz yürümek ve düşüncelerini toparlamak istemişti. Sürekli kulaklarında yankılanan sesle baş edemeyeceğini düşünen Min, saatlerce yürümesine rağmen hala düşüncelerinden kurtulmayı başaramamıştı. İş yerinden erken çıkmasına rağmen eve dönmeyi aklına bile getirmeyen Min, perişan bir halde karşısına ilk çıkan bara girmiş ve kafasındaki sesin yankılarını silmek için şişenin dibine vurmaya başlamıştı. Sahi ise bugün görmeye gittiği Min'in onu ziyarete gittiğini öğrenmiş olabileceğini düşünerek kendini mutfağa kapatmış ve kahve yapmaya başlamıştı. Saatlerce uğraşmasına rağmen Min'in yaptığı kahvenin tadını tutturamayan Sahi, gözlerini kapatarak genç adamın kahveyi nasıl yaptığını hayal etmeye çalışıyordu. Bir kahve yapmak ne kadar zor olabilirdi ki? Saat epeyce geç olmasına rağmen hala aramayan Min, Sahi'nin huzursuz olmasına neden oldu. Kalbi birçok şeyin değişeceğinin habercisi gibi çarpmaya başlamıştı. Kocasının bu sessizliği genç kız için hayra alamet değildi. Kahve yapmakta başarısız olan Sahi telefonunu alarak Min'i aramış, ancak telefonu açan olmamıştı. Bunun üzerine iş yerini arayan Sahi sekreterinden Min'in saatlerce önce işten ayrıldığını öğrenince şaşırmıştı. Çünkü hala eve gelmemişti. Sekreterle yaptığı telefon konuşmasında kocasının hızlı bir şekilde iş yerinden ayrıldığını öğrenen Sahi iyice meraklanmıştı. Eline aldığı telefonla kocasını aramaya başlayan Sahi kocasını aramak için hızla evden ayrılmıştı. Genç kız sokaklara bakılmaya karar vererek etrafa göz gezdiriyordu. Kılık değiştirmeyi seven genç kadın tanınmamak için kıyafetlerini uçuk bir şekilde seçmiş ve şapka takarak telaşla sokaklarda dolanırken bir yandan da kulağından eksik etmediği telefonuyla tekrar tekrar Min'i aramaya devam ediyordu. İçindeki bir şey Min'in iyi olmadığını ona fısıldıyordu. Min ise telefonun çalmasını aldırış etmeden tekrar aynı sesi duymaktan korktuğu için elini alamıyordu. Telefonu ters çeviren Min arayan numarayı bulanık bir şekilde görüyor ancak eli bir türlü yes tuşuna gitmiyordu. Saatlerce içen Min iyice kendinden geçmişti. Sahi ise saatlerce Min'e ulaşmaya çalışıyor ancak çalan telefonu kimsenin açmaması sinirden ağlamasına neden oluyordu. Korkmaya başlamıştı çünkü Min çok zengindi ve başına bir şey gelmesinden endişe ediyordu. Tekrar Min'i aramaya başlamış ve bu kez telefondan gelen alo sesiyle hissettiği rahatlamayla dizlerinin üzerine çökmüş, sessizce gözyaşı dökmüştü. O kadar heyecanlanmıştı ki telefonu açan kişinin kadın olduğunu bile fark etmemişti. Min neredesin sen? Seni ne kadar merak ettim biliyor musun? Alo efendim. Sahi duraksayarak telefonuna bakmış ancak numaranın Min'e ait olduğuna emin olunca tekrar kulağına getirerek kadına sert bir şekilde sen kimsin diye sormuştu. Bayan, burada bir bey var ve oldukça sarhoş. Ben garsonum. Sahi aldığı cevapla derin bir rahatlama yaşamıştı. Orası neresi? Telefonun sahibi iyi mi? Telefonun sahibi sarhoş olduğu için baygın durumda. Adresi size gönderiyorum. Lütfen gelip alın dediğinde Sahi hemen araya girmişti. Hemen geliyorum.
Lütfen oradan ayrılmasına izin vermeyin. Sahi aldığı adrese gidebilmek için hemen bir taksi çevirmiş ve sürekli Min'in içmesi için kötü ne olmuş olabilirdi diye düşünmeden edemiyordu. İçinde oluşan rahatlamayla şoföre daha hızlı gitmesini söylüyordu. Barın önüne geldiğinde parasını fazladan verdiği taksi şoförüne beklememesi için ricada bulunarak hızla bara girmişti. İçeriye girdiğinde etrafa bakınan Sai, mini masalardan birinde başını masanın üzerine koymuş uyurken bulmuştu. Kirpiklerinde hala akıttığı yaş damlaları bulunan Min'in yanına gelen Sai, parmak uçlarıyla yanındaki ıslaklığı silerken birden gözlerini aralamaya başlayan Min, bulanık gördüğü kişiye daha dikkatli bakıyordu. Genç kadına gülümseyerek "Sen de kimsin?" dediğinde Sai ona buruk bir şekilde gülümsemişti. "Beni tanımadın mı Min?" "Oo, benim karım gelmiş. Gel gel, birlikte içelim. Sen de benimle iç." diyerek öndeki bardağı genç kıza uzatmıştı. "Neden bu kadar çok içtin? Sorun ne?" "Sorun mu?" "Sorun yok. Sadece içmek istedim ve içtim." Min dili dolanarak konuşuyor, elini havada sallıyordu. Sai ise Min'i bu halde görmenin üzüntüsüyle koluna girerek ayağa kaldırmaya çalışıyordu. Çelimsiz vücuduyla başarılı olabilmek için uğraşsa da Min'in kalkmaya niyeti yoktu. "Hadi Min, kalkmaya çalış. Çok geç oldu, eve gidelim." "Eve mi? Hangi eve?" "Hadi kalk, tutun bana lütfen. Neden bu haldesin sen?" Tekrar Min'i kaldırmaya çalışan Sai dengesini kaybetmiş ve kendini Min'in üzerinde bulmuştu. Sai birden başını kaldırıp kendisine dikkatle bakan Min'i görünce heyecanla toparlanarak ayağa kalkmış ve daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yaparak Min'e sesini yükseltmişti. "Sana kalkmanı söyledim Jungmin. Hemen şimdi. Bunu nasıl yaparsın? Sen bu kadar basit davranmaya alışık değilsin. Neden bunu yapıyorsun?" Min ise Sai'ye şaşkın gözlerle bakarken birden alkışlayarak ayağa kalkmıştı. Barda bulunan birkaç kişi onları izliyordu. Sai ise ayağa zorla kalkan Min'i tutmaya çalışıyordu. Min bağırarak konuşmaya başlamıştı. "Bu güzel kadın benim karım. Çok güzel değil mi? Onu kızdırmış olmalıyım. İlk kez bu kadar bağırdığını duydum." dediğinde genç kız bıkkınlıkla nefesini dışarıya vermişti. "Hadi Min, çıkalım. Yeterince rezil olduk zaten." Min'i susturmaya çalışan Sai onu ayakta tutmak için zorlanıyordu. Sendeleyerek yürümeye çalışan Min bir yandan da sürekli Sai'ye gülümsüyor ve içkinin sebep olduğu hıçkırıklarıyla söyleniyordu. Sai'nin omuzunda olan koluna bakarken diğer taraftan Sai'ye yardıma gelen birkaç kişiye sert bakışlar atıyordu. Adamlar genç kıza yardım ederken bir taraftan da ona gerçekten evli misiniz diye sorular yöneltiyorlardı. Adamlardan biri "Siz gerçekten bu adamla evli misiniz?" dediğinde genç kız kaşlarını çatarak ona cevap vermişti. "Evet, evliyim. Sizin gibi güzel bir bayana yazık olmuş. Lütfen yardım edecekseniz edin, yoksa beni rahat bırakın." Min sarhoş olsa da karısının taciz edildiğini anlayabiliyordu. Adam iyice ileriye gitmek istediği sırada Min tam bir şeyler yapacaktı ki Sai birden adamın kasıklarına indirdiği tekmeyle yere düşmesini sağlamıştı. Adam yerde kıvranırken Sai o anki sinirle yaptığını yeni fark etmiş, birden başını eğerek adamdan özür dilemeye başlamıştı. Adamsa Sai'nin deli olduğunu düşünmeye başladığında Min kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Az önce ağlayan adam birden kahkaha atmaya başlamıştı. Sai ise iyice kızarak tekrar Min'in koluna girmiş ve onu zorla taşımaya çalışıyordu. Min parmağıyla Sai'yi göstererek "Bu kadın benim karım. Ben evliyim." diye bağırıyordu. Ama bunu acı çekermiş gibi söylüyordu. Sanki büyük bir kusuru varmış gibi. Taksiye bindirdiği Min'i zor zapt eden Sai artık dayanamıyordu. Taksiciye daha hızlı sürmesini söylerken Sai camdan dışarıya sarkan Min'i içeriye çekmeye çalışıyordu. Evin büyük kapısından giren taksiyi gören Tae hızlı bir şekilde Sai'ye yardım etmeye gitmişti. İki kişinin zor taşıdığı Min odasına çıkarılmış ve yatağına yatırılmıştı.
Bir anı diğerini tutmayan Min, Sayın'ın uyarısı üzerine odadan çıkan Tayin'in arkasından "Dostum, beni bırakıp nereye gidiyorsun?" diye bağırıyordu. Sai ise onu susturarak ayakkabılarını çıkarmış ve artık sızmak üzere olan Min'in rahat yatabilmesi için kravatını çıkarıp üzerini örtmüştü. Tam yandan ayrılacağı sıradaysa onu durduran bir şey olmuştu. Genç adam Sai'yi kendisine doğru çekerek kollarıyla sarmıştı. Dudaklarından dökülen fısıltıyla "Seni yüreğim değil, ben seçtim" sözleri dökülüyordu. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.